test edemedik, yayında beraber test ederiz. Kiminlerde neler yaparız kim bilir diyorlardı. Fikirleri harika olduğu kadar başarısızdı da. Fakat geleceğin nasıl şekilleneceğini doğru tahmin ettikleri de oluyordu. O zamanın insanların birçoğu yaptıkları çizimlerde ya da filmlerde geleceği çok daha iyi, rahat yaşanabilir ve teknolojik hayal ediyordu. Gelecekte nasıl bir teknoloji olacak bunun hayalini kuruyorlardı. Merak ettikleri asıl şey ise 2000'li yıllarda dünya nasıl bir yer olacak ve buna dair tahmin yapmaya başladılar. Tahminlerden bazılarına oldukça gülecek, bazılarına ise fazlasıyla şaşıracaksınız. İşte bundan 10 yıllar hatta 100 yıldan fazla önce insanların gelecekteki dünya hakkındaki tahminleri. Haydi bakalım. Sesini ayarladım. İyi yayınlar, iyi kardeşim, sen nasılsın? Eski bir tarih. Abi yarın kuzenim Deniz'in doğum günü, seni severek izliyor şu an dışarıda. Yayına bakmıyordu, bir kere doğum gününü kutlu olsun piçti. Küfür etmem. Deniz'cim doğum günün kutlu olsun kardeşim. Kuzenin doğum gününü kutlamamı istedi ve sana küfür etmemi istedi. Kuzenine biraz kız bakalım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere kardeş. 1900'ler, yani bundan 122 yıl önce Amerika'daki Hildebrands isimli çikolata fabrikası insanlık 2000'li yıllarda isimli bir dizi hatıra kartpostalı çıkardı. Emokti Rosso 10 kişi abone etmiş. Eyvallah kardeş. İşte o kartpostallardan biri. 2000'li yıllarda insanların kendi giyilebilir metal kanatları olacağını gösteren bir resim. Tasarımcı şey insanların tek tip değil, tıpkı araba modelleri gibi farklı farklı kişisel uçuş ekipmanları olacak. Ayşart'ımız 5 kişi abonelik göndermiş. Teşekkürler. Düşünmüş. Bir diğer resimde yine kişilere, belki de ailelere özel Zeppelin tarzı hava araçları hayal edilmiş. Yok yani. Dikkat ettiyseniz yine farklı farklı modeller havada süzülüyor. Şimdi göstereceğim ise bir hayli ilginç ve yaratıcı. Yürüyen evler. Daha doğrusu taşınabilir evler. Yürüyen uçak. 2 adet buharlı geminin raylı sistem üzerine yapılmış evi farklı şehirlere seyahat ettirebildiği bir fikir. Yani mesela eviniz Kütahya'da, bunu İstanbul'a getirebiliyorsunuz. Böylece evin fiyatı da 5 katına çıkıyor tabii. Bunu bu arada bir şey diyeceğim. Şu an isteseler yaparlar. Bunu isteseler yaparlar yani. Ama öyle bir sistem yok yani şey yani. Genel olarak, yaygın olarak kullanılan bir sistem değil çünkü gereksiz. Maliyetine değmez. İşte bu kısmı sanırım bir şekilde çözmek gerekirdi. Bu en çok beğendiğim gelecekle ilgili tahminlerden biriydi. Yine bu da bayağı masraflı fakat bir o kadar yaratıcı fikirlerden biri. Şehri ben yağmurdan bu veya kardan korumak için. His name is John C. bu arada dünyanın en saçma şeyi. Oğlum bu kadar büyük şey yapılsa üzerini camla kapatın bitsin. Şehirde bulunan sütunlar üzerine yerleştirilmiş devasa boyutlardaki camlar gelen yağmuru, karı, doluyu ne varsa engelliyor ve bakın bir şey şehir ya. Tertemiz ve kupkuru. Hayır ya, iğrenç bir şey abi, kar yağacak, yağmur yağacak abi, o yağmur yağdı mı çıkan koku var ya, hiç sevmiyorum onu ama ona aşık olan insanlar var ya. Aslında bir bakıma çizer, gelecekte iklim kontrolü yapılabileceğini düşünmüş. Ha tabii gelecekte iklim kontrolü yapılabilir, okey o da, ama yani buradaki tüm İçerideki şeyler ölür la, ekosistem mi denir artık ona, ne derse. Tabii bu 122 yıl önceki tahminler günümüzdeki iklimle ilgili yapılan korkunç planlar ve deneylerin yanında çok daha masumane kalıyor. Şimdi ise 2000'li yıllarda ismindeki Fransızlara ait 1910 civarı çıkarılmış bir çizime geçelim. Bugünün helikopterlerine oldukça benzeyen bir çizim. Hava balonuyla helikopterin birleşimi gibi görünüyor. Resimde bir çeşit planör kullanan bu kişi havada giderken kendine bir yolluk alıyor. Tabii bunun için hızını nasıl ayarlıyor, rüzgarın kuvvetiyle bardaklar nasıl uçmuyor, bunu da siz düşünün. Belki de geleceğin sipariş etme yöntemini anlatmaya çalışan bir çizimdir, kim bilir. Olur bu arada yine. Şimdiki resimde teknolojik bir berber hayal edilmiş. Berber salonundaki robotik kollar sanıyorum buradaki kişinin talimatlarıyla. Aman abi şimdi tam tersi, adam geliyor. Adamı tokatlıyor. Bilgisayarda kodlanmış olan kafasına. Saç modeli. Aleykümselam Cyber, hoş geldin kardeş. Ne yapıyor? Yaratıcı fakat pek de uygulanabilir olacağını sanmıyorum. En azından bu haliyle. İşte bu sanırım öğrencilerin en çok isteyeceği şey. Normalde bir bilgiyi kendiniz çalışarak elde edebilirsiniz. Fakat burada yaşlı öğretmen elektromanyetik bilgi öğreticilerine bağlanmış öğrencilere konu hakkındaki bilgileri teknolojik bir yazık amına koyayım, bu öğrencinin suçu ne kardeşim, bilgiden mahrum kalıyor. Cihaz yardımıyla aktarıyor.
öğrenmeleri gereken bilgilerin bulunduğu kitapları kitap öğütücüsüne benzer bir cihaza yüklüyor ve buradaki bilgiler öğrencilerin beyinlerine doğrudan aktarılıyor. Şimdi buradaki mübalağa edilmiş kısmı bir kenara bırakırsak, şöyle bir hayal ediyorum da gerçekten... O derste konuşmuş. Yani bu harika olmaz mıydı? Biz harbi bu olurduk ama. Bu biziz. Evet. Fulunlara bak, fulunlara. Keşke amına koyayım yazıyor. Oğlum bak hani öğretmen ya, hani böyle şeyleri keşke öyle olsa ya. Kim istemez ki? İşte bundan çok uzun yıllar sonra çekilmiş bir filmde buna benzer bir sahne var. Yine bir cihaza bağlı olan karakterimiz Neo'ya bilgisayardaki birkaç işlemle Jujutsu isimli dövüş tekniği yükleniyor ve karakterimiz anında karateciye dönüşüyor. I know kung fu. Bu çizim benim için en ütopik olanlardan biriydi. Gora da var. Arif. Geçelim bir başka ilginç tahmine. Su üzerinde yürüyen insanlar. Kendilerine bağlanan, sanıyorum ki özel balonlarla ağırlıklarını azaltıyor, ayaklarına takılan tahta parçalarıyla da su üzerinde kalabildikleri bir 2000'lerde insanlar tahmini. Öyle ki bir ata ve at arabasına bağlanan balonla su üzerinde yolculuğun yapılabileceği düşünülmüş. Merak ettiğim şey atın koca bir vagonu suyun üzerinde nasıl çekeceğini düşündükleri. Hayal güçleri bazen gerçeklikten uzak olabiliyor. Abi ya, o nasıl olacak? 1900'lü yıllara ait son çizimlerden biri. Deniz seyahati sırasında özel bir ışıkla denizdeki canlıları görebildiğimiz bir teknoloji hayali. Ben bunu hep hayal ediyorum da sanırım çok zararlı bir şey diye yapmıyorlar. Abi bak düşünsene, deniz kenarında bir balıkçıdasın. Tamam mı? Şimdi oturduğun zaman hiçbir şey gözükmüyor gece. Anladın mı? Suyu göremiyorsun. Ben diyorum ki o balıkçıdan alttan bir koyacak bir şey oradan yandan. Ama işte öyle bir koyacak ki denizin altı her yeri gözükecek. Ama işte çok zarar verir. Edilmiş. Elbette 1900'lerdeki bu çizimler fazlasıyla iyimser düşünceleri olduklarını gösteriyor. Fakat birçoğu gerçeklikten uzak. Tabii bu arada şey, hayvanlara çok zarar verir deniz altındaki. Ve diğer koşullar etmenler düşünülmeden metroyu gelecek adına hayal edilmiş tahminler. 1920'lere gelindiğinde bu sefer geleceği tahmin eden fakat konusu bu olmayan 1927 yapımı Metropolis filmi karşımıza çıkıyor. Filmdeki bir sahnede şehrin üstünde hareket eden tren hattını görüyoruz. Günümüze neredeyse birebir benzeyen tahminlerden biri. Genellikle çok fazla gelişmiş ender ülkelerde görüyoruz bu. Bu tehlikeli ama ya. Bu vallahi düşeceğini sanar insan ha. Bir hata olsa şuraya bir şey takılsa. Sistemi. Yine bir diğer tahmin aynı şekilde. İzleyici 18.000'de 12.000 oldu. İmkansız. İzleyicimiz 18.000 değil. İzleyicimiz 12.000. Bende bug olmuş. Şekilde trafiği rahatlatmak için yerden yükseğe yapılmış bir otoban sistemine ait. Bundan 100 yıl önce trafiğin bir sorun haline geleceğini tahmin etmeleri ve buna bir önlem almış olduklarını filmde göstermeleri oldukça zekice. Şehirde ayrıca mega gökdelenler de inşa edildi. Baba Batman'in ona değil mi la? Göstermeleri oldukça zekice. Şehirde ayrıca mega gökdelenler de inşa edilmiş. Filmdeki gelecekle ilgili tahminlerden birçoğu tutarlı. Yine aynı yıllarda konu giyime, modaya gelindiğinde insanların gelecek için fikirleri ilginçti. Mesela ayakkabıların iklime göre değişiklik göstereceği bir dizayn hayal edilmişti. Komik olanları da vardı. Bu saçına bir ampul eklenen kadın gibi mesela. Elbette teknolojinin hızla gelişeceğini düşündükleri için uçuk fikirler ortaya çıkabiliyordu. Mutfaklar için de bazı yaratıcı tahminleri vardı. Mesela resmi seçtiğiniz yemeği sizin için hazırlayan pişirme sistemleri. Ya da mutfakta portatif çözümler için yapılan saklama sistemleri. Fakat günümüzde bu fikirlerin bir kısmı hariç çoğunluğu hayata geçirilmedi. Bu mantıklı bu arada, güzelmiş ha. Yine aynı yıllarda 1923'te bilim kurgu yazarı Hugo Gernsback, evet resimde de göreceğiniz gibi kendisi büyük bir hayalperesttir. Bu çiziminde 1973'te şehir içi iki tekerli helikoptere benzer bir taşıma aracını göstermişti. Ulaşımla ilgili birçok fikir hayal edildi ve sıradaki... O zaten yapılıyordur oğlum. ...ki de onlardan biri. Otoyolda yolculuk yapanlar için gelişmiş ve güvenilir olduğu iddia edilen bir sistem düşünülmüştü. Örneğin insanların içinde bulunduğu bu araç otomatik bir pilota sahip ve otoyolda kendi kendine ilerleyebiliyor. Üstelik sadece sesli komutlarla. FB2 to Tower. We're heading for Chicago. Please route us through. Ancak... Selamun aleyküm baba. Ankara keçirini sıramına uyuyor. Bugünkünden biraz farklı. Ya tamam, bu mesela Türkiye'de yapılamıyor kardeşim.
Amanım Türkiye'de otomatik şeyle gidiyorsun Ankara'da. Otomatik seni götürürken bir de şerit bitiyor. Şerit bittiği zaman otopilot da bitiyor. Otoyola yerleştirilmiş manyetik şeritleri takip eden daha analog bir otonom yolculuk fikri. Üstelik bu araçları gideceği şehre yönlendiren bir kule bile düşünülmüştü. You're now under automatic control. Hands off steering. Tesla'm var mı abi? Evet, iki tane var ya. Bugünün Tesla araçlarının yaptığına çok benziyor. Bir tanesini işte sabah kullanıyorum, birini öğle kullanıyorum. Akşam araba kullanma ihtiyacı olmuyor. İki tane Tesla yetiyor ya. Ya üç almam lazım da işte, beklemek lazım. Der bir düşüncenin 100 yıl önce hayal edilmesi gerçekten muazzam. Mesela bu çizimde 2000'li yıllarda resimli bir telefonla sipariş verileceği hayal edilmiş. Veriliyor. Telefona yansıtılan resimlerden istediğiniz giysiyi seçebileceğiniz bir teknoloji. Yapılıyor şu an. Here's my credit card. Oh, and don't forget the striped pillowcases. No, we won't. Bugün bunun çok benzerini çok çok daha iyisi yapılıyor şu an yani. Cebimize girebilecek kadar küçük olan akıllı telefonlarla yapıyoruz. Fakat yaptıkları tahmin şu herkesin hayalinde şey vardı. Bir gözlük olacak. Amına koyayım, düğmeye bastığın zaman insanların direkt giysileri kaybolacak. Öyle bir şey yok değil mi? Onu yapamazlar herhalde ya. Herkes onu anlatıyordu küçükken. Abi gözlük yapacaklar. Bastığın zaman kıyafetler gözükmüyor kardeşim. Var abi var ya. Nereye var amına koyayım? Öyle bir şey olabilir mi? İnanılmaz gerçekçi. Daha yakın dönemde yapılan ilginç tahminleri göstermeden önce videonun sponsorunu kısaca tanıt. Gerçi yapılabilir ha isteseler. İsteseler yaparlar da kimse uğraşmaz herhalde ya. Abaza mısın amına koyayım? Abazalıkla ne alakası var oğlum? Sadece diyorum ki eskiden herkes bunu anlatıyordu. Ya bir gözlük var adamı çıplak gösteriyor. Bir gözlük var şöyle, bir gözlük var böyle. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben uydurmadım ki bunu. Olan hayranlığımız da artmıştı. 2000'li yıllarda ev işleri yapan robotlar hayal edilmişti. Kapıya gelen kişiyi karşılayan, evdeki minimum işleri yapan neydi? Robotlar. Ha, elbette miydi? Günümüzde daha basit işleri yapan robotlara sahibiz. Detroit fakat be. Bunlar hayal edilenin çok daha gerisinde. Bu konuda bazı çalışmalar yapılıyor. Özellikle Boston Dynamics'in yaptığı robotlar hayret verici. Fakat henüz evlere uyarlanabilmiş değil. 60'larda gelecek için daha gerçekçi tahminler yapılmaya başlandı. Evdeki geniş bir ekrandan eğitim alan bu genç adam mesela. Bugünkü online eğitimler gibi. Ayrıca evin içinde kendisinin etkileşime girebileceği bir öğretim makinesi de var. Bugünkü bilgisayarlara ne kadar da benziyor değil mi? Aynı anda ebeveynler için posta gönderebildikleri harcamalarını kontrol... Ben bu arada uzaktan eğitime tamamen karşıyım arkadaşlar. Tabii zorunlu olduğu zaman yapılmasından değil. Mesela normal hayat düzeninde uzaktan eğitim bence tamamen kötü yani. Öğrenciler odaklanamaz oğlum öyle bir şey. İmkansız yani. Ben değilim. Unfollow! Hayır oğlum. Normal hayat düzeninden bahsediyorum. Şey değil yani. Geçmişteki zamandan değil. Rol ettikleri bir bilgisayar sistemi de geliştirilmiş. Abi şu an öyle bir şey kaldıramaz bence insanlar yani. Daha okulda yüz yüze gidip eğitime bile kaçan tipler varken online eğitimde neler neler yapıyorlar. Tüm bunlar odaklanamaz. Ondan sonra kardeşim kiminin bilgisayarı yok, kiminin şeyi yok. Yani bunlar için çok çok ilerlemek lazım ya. Bayağı bir gelişmek lazım. Günümüzde yaptıklarımıza neredeyse birebir benzemekte. 1962 yapımı olan Jetgiller. Ya şeyi de ya en basiti şey oğlum. Adamın ev ortamı bile buna müsait değil. Anladın mı? Ya belki bir çocuk var, adamın kendi odası yok, iki kardeşiyle kalıyor. İkisi de ders alacak, tek odaları var. Köylü müsün amına koyayım? Kanka bence sen şu an online eğitimin yapılabileceğini düşünüyorsan bence köylü sensin Türkiye'de. Türkiye'de şu an bunu diyorsan köylü olan sensin bence. Her çizgi filmini belki bazılarınız biliyordur. Dizide robotların, uzaylıların, hologramların ve enteresan buluşların olduğu bir gelecek zaman ütopyası anlatılmaktadır. Kahvaltıyı hazırladığın için sağ ol canım. Kahvaltıyı hazırlamak mı? Öyle hakaret mi? Allah Allah. Yine evirdiniz çevirdiniz bana soktunuz amana koyayım ya. Köylü hayırdır amana koydum. Köylü milletin efendisi lan rare. Ayarı denk al adamı keseriz lan. Hem de tek tuşla. Oldukça yorucu olmalı. Yapımın üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bunların yakınına bile yaklaşamadık. Fakat hayal etmek
Yine de oldukça eğlenceli. 70'lere gelindiğinde dünyanın dışına çıkıp uzayla ilgili hayaller kurulmaya başlandı. NASA'nın hazırladığı bu videoda 2000'li yıllarda insanların uzayda bir kolonide yaşayacakları En basitinden oyun açıp oynuyorduk. Ya kardeşim, en basit örneğini vereyim. Ula şu an bir holding yönettiğini düşün. Bak, bir holding yönetiyorsun. Kardeşim, şu geçmiş 2 sene, 2,5 sene içindeki mezunlardan mı seçmek istersin? 2-2,5 sene içindeki mezunlardan mı seçmek istersin? Yoksa gerçekten normal eğitim alıp mezun olanlardan mı seçmek istersin? Ben normal eğitim alıp mezun olanlardan seçmek isterim. Çünkü şu anda bu 2-2,5 sene içinde mezun olanların %85'i kopya çekerek geçti. Adam doğru düzgün eğitime uymadı ki. %70-75'i kopya çekti oğlum. Ya çevrenizde görmediniz mi? Benim çevremdeki tüm arkadaşlar hepsi güzel üniversitelerde okuyorlar, güzel bölümler. Hepsi çalışarak girmişler. Hepsi kopya çekiyor oğlum. Abartma değil oğlum. Hepsi kopya çekiyor yani. Engelleyemiyorlar kopyayı falan da. Ama bu öğrencinin suçu değil ki. Evet, öğrencinin suçu demiyorum ki zaten. Nereden biliyorsun amına koyayım? Kain misin amına koyayım? Çevremdeki insanlardan. Çevrem. Yaşlarım üniversite öğrencisi. Yani yanlış bir şey söylemiyorum. Online eğitim gerekli koşullar sağlandığında tabii ki de çok iyi. Ama o koşullara bence şu an Türkiye uymuyor. Adamın odası yok, adamın bilgisayarı yok, adamın interneti düzgün değil. Ondan sonra başka bir sürü örnek veririm sana ya. Okullar güzel denetlemiyor, okullar bu işin peşinde değil. Okullar daha bunu tecrübe etmemiş. Öğretmenlerin %50'si %60'ı teknolojiden uzak. Abi bizim okulda online denediler, sonra hocalar pişman olup açıklama yaptılar. Çok kırıldık falan diye. 100 öğrenci varsa 60'ının cevabı aynıymış sınavda. Yanlış mıyım oğlum? Yanlışsan yanlış değil. Bence doğru konuşuyorum yani. Ha tabii bunları geçtikten sonra, bunların üstüne çıkarsak, bunların ilerisine gidersek tabii ki de online eğitim mantıklı. Ama şu anda hiçbir şekilde mantıklı değil. Abi vaka sayıları, ben şu anki durumdan bahsetmiyorum oğlum. Normal zamandan bahsediyorum. Zaten koronanın azdığı zaman okula gitmek doğru değil. Yapılacak bir şey yok orada. Abi neyse salla, Clash Royale Elite Barbar çok güçlü. 100 öğrenci varsa 60 doğru cevabı vermesi normal, sallamaz ya. Ya oğlum ben kendi kardeşim okulda yaşadığını söylüyor. Niye yalan söylesin? Ben bu arada 3000 yılında da online eğitimin yüz yüzeden daha iyi olacağını düşünmüyorum. O biraz işte teknolojiye ve gelişmişliğe bağlı ya. Hani öyle bir teknoloji gelir ki senin odanın tamamen sanal şeyi çıkar. Sen odan olarak oraya gidersin. İşte sen Okan olarak oraya oturursun ve sanal olarak orada olursun. Anladın mı? Teknoloji gelişince öyle olur yani. Şu anda imkansız amanım. Sen içeride oturuyorsun. Kardeşin de aynı odadasın. Annen içeride gün yatmış. Niye? Yiyeceğin niye? Sana getirdim bunlardan biri ki. Sen orada derse odaklanıyorsun, yandan börek geliyor. Olur mu? Olmaz. Düşünüyordu. Yine Geleceğe Dönüş filmlerinde 2015 yılına giden Kofi. Yani Martin'in bulunduğu dünyada uçan arabalar, kaykaylar, hologramlar ve birçok yeni... Aaa çocuk deyip çalışıyormuş, çıkmış Hatice. Çocuk ondan sonra 10 dakika odaklanamayacak lan, ne oluyor amına koyayım. Arkadan kardeşi gelecek. Abi oyun oynayalım hadi. Hadi oyun oynayalım. Ondan sonra çocuk iyice derbeder olacak. Lan ondan sonra çıktı mı dersten bir bok anlamadı bebe. Hayal edilmişti. Hayal etmek elbette kolay ve bedava. Fakat doğru tahmin edebilmek öyle pek de kolay değil. Bugün 2022 yılındayız. Peki gelecekle ilgili bir tahminde bulunsaydınız bu ne olurdu? Abi bak, kendi fikrimi söylüyorum. Bence NFT'nin arkasında çok büyük bir şey olacak ve NFT sisteminin çökeceğini düşünüyorum. Kendi fikrim bunlar yani. Hiçbir bilgim yok bu arada. NFT hakkında hiçbir bilgim yok. Uyduruyorum götünden. Gerçekten uyduruyorum. NFT'nin ben yani bir yerde bir patlak vereceğine inanıyorum. Yatırım falan değil oğlum. Ben anlamıyorum. Ben uyduruyorum şu an. Yatırım falan değil zaten. NFT'nin ben bir yerde bir patlak, yani sistem çökmese bile bir yerde patlak vereceğine inanıyorum. Ondan sonra çok büyük değişik zenginler ortaya çıkmaya başlayacak. Gerçekten farklı farklı zenginler ortaya çıkacak. Teknolojik olarak da...
Yani ben size söyleyeyim, bence o Gora'daki gibi işte o ışınlanmalar falan filan o tarz şeyler gelecek. Işınlanma dediğim ama şey yani. Sen sanal olarak bir yere gideceksin ama gerçek dünyada oraya gideceksin ama sanalsın. O çok farklı şeyler olur bence. Gerçekçi ve yaratıcı tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada geçmişteki insanların yaptıkları tahminlerden en çok beğendiğiniz hangisiydi? Bu videonun ikincisinin gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Nick. Af buyur. What the fuck? Ne diyorsun lan? Yani şey, sen sanalsın ama gerçeklikte oraya gidiyorsun. Yani anladın mı? Ben sanalım ama gerçekten oraya gidiyorum. Öyle bir teknoloji var ki orada gerçekten oradaymışım gibi ama gerçek dünyada. Anladınız. Anladınız. Kayıp Malezya uçağı ile ilgili video güzel olmuş. Devamı saygıdeğer administer Nigma şahsen kendine özgün katil ediyor. Oğlum fikirlerinizi niye yazmamışsınız lan? Herkesin uçabilmek için kişisel uçuş aletlerinin olması. Bence bu 3000'li yıllarda falan yok lan, ne 3000? 2000 2300'lerde falan olur herhalde ya. 2300'lerde falan olur Johnny. 1300'lerde olur. Kaydedelim. Bence artık GTA vakti geldi çünkü yarın okul var. GTA'yı da çok geçe bırakmamak lazım. GTA vakti geldi canım.